lise zamanları, son sınıf meslek seçimi zamanı gelmiş. Ben hiçbir şekilde işte lisede fotoğraf çekiyorum, tiyatro yapıyorum Galatasaray Lisesi'nde ve sosyal bilimlerle ilgiliyim. Hiç alakam yok mimarlıkla. Mimar olmak istemekle uzaktan yakından ilgim yok. Bütün çevrem öyle. Herkes sosyal bilimlere meraklı ki bütün arkadaş grubum öyle oldu sonra. Ve bütün bu dershane falan şeyinde sosyal bilimler okumak üzere, yani işte felsefe okuyacağım vesaire gibi niyetlerle gidiyorum. Bir gün bizim Galatasaray Lisesi'nde o zaman 12. sınıfta ders olmazdı. Yani üniversite hazırlık bilmem ne, enteresandır bizim okulun programı. O dönem iyice farklıydı. Yani birçoğu ders olmazdı. Böyle üniversite hazırlığa yönelik ve çok serbest bir dönem geçirilirdi. Ama bazı dersler yapılırdı. Bunlardan biri de Profesör İhsan Tunay'ın sanat tarihi dersi. Bir gün İstanbul gezisi oldu. Ayasofya, Patrikhane vesaire böyle bir takım yerlere. Benim böyle bir anda bir zihnim açıldı. Bir şey oldu yani. Bu sefer tabii hala mimar olacağım demiyorum, sanat tarihçisi olacağım demeye başladım. Lisedeyim, son sınıfta. Sonra bir şeyler falan, acaba sanat tarihi mimarlığın içinde de var, acaba olur mu falan böyle bir niyetlendim. Tabii o sene böyle son dakika karar verilince üniversiteyi kazanamadım, bir sene sonra kazandım. Ve mimarlığa başladım. Böyle bir hikaye. Yani bir sanat tarihi dersi ve İstanbul'da böyle bir tarihi yerler gezisi ile başladı hikaye. Ben galiba daha erken niyetlendim. Ben de bir yabancı lisede okuyordum. İlgilendiğim çok konu vardı. Epey okurdum son sınıflarda. Bir iki tane konu vardı ilgilendiğim. Bir tanesi nükleer fizikti. Yani şubesindeydim. Ben derslerim çok iyiydi. Ama onun ötesinde okulda öğretilmeyen yeni fizikle falan ilgileniyordum. Einstein'lar, Rutherford'lar, bilmem neler filan. Bir taraftan da böyle hayat, biyokimya ya da biyotıp filan gibi şeyler. Böyle acayip şeylerle kafam karışık şey derken bir arkadaşım da sanata meraklı, plastik sanatlara meraklı. Bir arkadaşım da mimar olmak istiyordu. Sıra arkadaşım. Onun şeyiyle aktardığı yüzeysel bilgilerle bir takım mimar adları filan kulağıma geldi. Le Corbusier'i filan şey ettim. Öğrenmiş oldum. Ve kendimi böyle zaman zaman atom laboratuvarları filan tasarlarken buluyordum. Sonra da oturuyordum böyle bir takım fütürist şeyler çiziyordum. İyi bir çizici filan da değildim. O bana bir şekilde mimarlık şeyi verdi. Niyeti verdi. Tam ama oradan geçtiğimi biliyorum o niyeti. Sonra da başka hiçbir şey istemedim. Babam hukukçuydu. Israrla beni hukukçu yapmak istiyordu. Hatta yazdırdı bana rağmen. Yüzüne bile bakmadım. Hiç başka sınava girmedim. Yurt dışına gitmek istiyordum. Bazı sorunlardan aileye bağlı gidemedim. Kendi kaydımı yaptırmıştı Fransa'daki bir okula. Ve bir tek teknik üniversiteyi yazdım. Girdim. Kazandım. Öyle oldu. Yani ne destekledim ne köstekledim. Bizim aile içinde özellikle benim iki çocuğum var. İlişkilerimizde benim öyle diyeyim, başkası adına konuşmayayım. Öyle bağlayıcı şeylerim yoktur. Oldukça bağımsız şeyler, sferler deriz. Birbirimize pek fazla girmeyiz. O konuda da hiçbir şey olmadı. Yani mimar ol, mimar olma filan şeyi olmadı. Konuşmadık bile. Hiç, evet konuşmadık bile. Konuşmadık bile. Cem tiyatroyu düşünüyordu bir ara. Bir Amerika'ya gitti. Bir yıl orada okudu. Felsefeyle döndü galiba. İşte o Ben de sosyal yani müzik bilimler. yapıyordum. Tiyatro, Evet, yani evet. bayağı ciddi müzik Müzik yapıyordum. yapıyordu. Fotoğraf çekiyordum. Aynen. Tiyatro yapıyordum. Hiç mimarlıkla da alakam yoktu. Yoktu. Hiç. Ya yoktu. Uzak Sonra o bir olsun. gün o kararını sanat tarihi hocasının şeyini İhsan Bey tabii. Çok tebliğ meşhur. etti. Bize ya da annesine söylemiş. O bundan gördüm. Yani iyi, 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 tamam ne güzel filan. O kadar ama ne iyi meslek devam ediyor. Baba yok öyle bir şey olmadı. Gayet doğal bir şey Üniversitede bile olarak. görüşmedik. Doğal görüşmedik Aynı ve okulda aynı hocaydık. Görmedim okuldaydık. bile yani. Birbirimizi görmezdik. Belki
Ben hoca olarak görmemeye de o da galiba pek şey etmezdi. Ben senin öyle, hiç ders almadım. O hiç benim dersimi almadı. Koridorda şöyle uzaktan bir merhabalaştık filan. Hep şeyimiz olur. Büroda da o tarafında ben söyleyeyim. Mezun oldu Cem. Kendi bir arkadaşıyla bir ortak büro kurdu. Onlar devam ediyordu. Sonra iki projede destek ben istedim. O desteği verdiler. Sonra bir gün beraber çalışalım. Yani oradan geldi galiba. Talep daha kullanışlı geldi diyelim. Yumuşak geçiş oldu. Yumuşak geçiş oldu. Ondan sonra da büro içinde, yani büroyu ben birinci figür olarak götürürken de bir miktar gene şeydik, ayrıydık. Ayrı kulvarda giderdik. Farklı projeler. Bir projenin bir bölümünü o Cem götürürdü ama yani kararlarla falan çok iç içe girmezdik. Zaman zaman tartışırdık. O yarı bağımsızlık büroda da devam etti. Zaten bir yıldır falan ben büronun dışına çıktım. Zaman zaman dokunuyorum o kadar. Evet. Öyle bir yarı bağımlı, yarı bağımlı demeyelim. Beraber ama bağımsız bir yaşamımız oldu. Başta da sonra da. Düşünüyorum o dönemleri, yani mezun olduğum yılları, mezun olmadan önceki yılları ağırlıklı şey mimarlık etkinliği bizleri öğrenci veya genç mimar olarak düşündüren bir yarışmalar ortamı vardı. O yarışmalar neredeyse tamamen Bayırlı Bakanlığı'nın organize ettiği devlet yatırımlarının ulusal açık projelerle elde edilmesiydi. Onun dışında çok az sayıda uluslararası veya farklı nitelikte yarışma vardı. Hani yarışmada bir şey yapmak ortamın önemli bir şeyiydi, etkinliğiydi, bir kanalıydı. Tanınmış mimarlık isimleri de orada olurdu. Onun dışında az sayıda şey vardı. Hani göze gelen, bilinen ürün, isim vardı. İşte Turgut Cansever'in Ankara'daki Tarih Kurumu binası veya Cengiz Bektaş'ın dil kurumu binası oydu buydu filan gibi tekil şeyler. Doğan Tekeliler'in diğerdeki bir büyük iş yapıları ya da bir fabrikaları gibi tabii bunlar da vardı. Yani seçkin bir takım mimarlar vardı. Bir yarışma ortamı vardı. Onun dışında da kentler tabii bu kadar kentleşmiş değildi. 60'ların sonundan 70'lerden bahsediyoruz. Belirli bir apartman ağırlıklı işte sıradan diyelim mimarı veya mimarisi önemli olmayan bir üretimde düşük tempoda vardı. Tabii şimdi bir kere bütün üretimler hızlandı. Diyelim ki 2000'lere bakarsak 60'lardaki nüfus 1,5-2 milyonken İstanbul'dan bahsedersek bugün 17 milyonlardayız. Müthiş bir şey var, ölçek farklılığı var. Bu arada bu mimarlar dersi arttı. İşte neoliberal gelişme vesaire özel sektörün ağırlık kazanması büyük bir ve inşaat ağırlıklı bir ekonomi şeyi, modeli denemesi başka bir şey var. Ama o başkalığın içinde o zaman olan bir takım farklılıklar gene var. Ne oldu? Devlet yatırımları belki görünürdü en azından azaldı. Öyle bir yarışma ortamı filan o anlamda yok. Ama bu yayıldı. İşte belediyeler bir yeni şeyler çıkarıyor. Kimsenin haberi bile oluyor ya da olmuyor. Genç mezunları ilgilendiriyor. Mimarlık camiasının büyük kısmının pek haberi olmuyor. Yapılanların ne olduğunu da kimse bilmiyor. Bilinen şey bir star mimarların şeyi var. Tabii dijital medyada izlenen bir mimarlık var. Ama ondan daha çok dünya izleniyor. Kapitalle ilişkiler bambaşka bir şeye girdi, mecraya girdi. Yani mimarlığın PR tarafı veya işte bir ortamın içinde olmak, onun aktörü olma tarafı 70'lerde asla olmayan. Çok küçük filizler vardı belki ama bugün bir başka figür şey mimar, işte star mimar, çok iş alan, star olmasa da çok iş alan bir mimar. Bir takım yerlerde görünmek, onun içinde olmak, onun gereklerini yapmak falan gibi şeyler.
Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Burada da bu var. Sayı, nüfus 2 milyondan, burada 50'lerdeki 1 milyondan 17 milyona gidiyor İstanbul'da. Ankara'da 5 misli falan çıkıyor. Ama mimar kitlesi de çoğalıyor. Ama büyük bir kesiminin ne yaptığını kendilerin herhalde biliyordur. Kimse de bilmiyor. Biraz kaotik ama sayıca çok şişmiş bir ortam var. Büyük bir rekabet ve biraz bir şeyleri kapma telaşı var. Bu büyüklerde de var. Aşağıda da var. Başka bir ortam. Sağlıklı sağlıksız bu yargıları vermeyi anlamlı bulmuyorum. Ama bir böyle bir çokluk, yığılma ve telaş ortamı var. Onu söyleyeyim, onu gözlemleyebiliyorum. Tabii içinde devamlı yaşayınca, 40 yıl, 50 yıl yaşayınca insan bunun ivmesini falan hissedemiyor. Benim için bunu hissetmek benim için de zor. Ama biliyorum ki şöyle bir düşününce benim mimar olmayı düşündüğüm, o zamanki seçkinci bir takım bilmem idealleri falan hayal ettiğim dönemlerle şunun arasında hayaller değişmiyor belki ama hala hayal kuruyor insan. Ama şartlar çok çok farklı, ölçek çok farklı. Bunu söyleyebilirim. Bir kapan kapana, kıran kırana dönemini yaşıyoruz. Devam edecek görünüyor her şey çökmezse. Evet. Bizim için bir de öyle. Evet, yani yani devam etsin de çok ikinci değil. Jenerasyon devam etsin. Yani bizim mimarlık okuduğumuz yani zamanda hala bu Bauhaus'un vesaire yani bir Marksist geleneğin devamıydı mimarlık eğitimi. Yani mimarı biz tanım olarak bir yerlerde bir problem var. O da yapı yapmayı bilen ve buna çağrı olan bir profesyonel diye öğrendik. Yani mimarın tanımını bu olarak öğrendik. Ama bence bugünün dünyasında mimarın tanımı bu değil. Hayır. Mimar bugünün dünyasında bir pazarlamacı, bir pazarlama zincirinin bir parçası. Yani bu büyük starlar içindeki, dünya aynen. starları için aynen. geçerli. Aynen. Türkiye'de de geçerli, her yerde geçerli. Yani mimar yapılan yapı stoğunun satılmasının enstrümanlarından biri. Bir yerlerde bir şeylere çare olmuyor. Yani de çok az bir kısmı, mimarlığın marjinal, niş bir kısmı mesleğin buna hala çare olmaya devam ediyor. Yani genel olarak ben meslek tanımının tamamen değiştiğini düşünüyorum mimarlıkta. Bu bizim mimarlık okuduğumuz zamanda da bizim gördüğümüz şey aslında bir üst jenerasyonun gördüğünden çok farklı değildi. Yine çok küçüktü piyasa. Yani 90'ların başından bahsediyorum. Hı hı. Daha yeni filizlenme zamanıydı. Yani o ilk yükseliş tamam 70'ler vesaire bütün bu apartman şeyi yani bugünküne benzer ama tabii ki küçük ölçekli bir 70'ler sonrasını geçirdi Türkiye. Yani, mahalle müteahhitliği dönemi. Tabii apartman kültürünün dönemi. Oluştuğu dönem. Yani 60'ların sonu 70'lerin başıyla. Yani bir önceki jenerasyonların sizlerin gördüğü İstanbul'u biz görmedik. Başka türlü büyüdük. Apartman penceresinden gördük. Yani. Ama bunun mimarlık mesleğine yayılmış hali değildi o. Yani apartmanları başkaları yapıyordu. Müteahhitler yapıyordu. Mimarlar devrede yoktu. Bugünkü gayrimenkul projelerini büyük böyle milyonlarca metrekarelik projeleri mimarlar yapıyor. Yani mimarlığa atfediliyor. Mimarlığın ürünü onlar bugünün tanımında. 70'lerin apartmanları hiçbir zaman mimarlık ürünü olmadı. Yani birkaç tane çok özel proje dışında hiçbir ürünü mimarla anmayız. Ama bugünkü projeler öyle değil. Yani mimarlık mesleğinin tanımı bence bu geçen zamanda tamamen değiştiğini düşünüyorum. Yani çok fazla böyle kariyer hedefleri olan bir çocuk değildim. Yani ne yapacağını düşünen falan biraz böyle aklım bir karış havadaydım yani işin doğrusu. Bir yerde çalışıyorduk. Yani ben böyle çalışmaya çok erken başladım. Üniversite ikinci sınıftan beri hep böyle bir stajla başladı ve ondan sonra hep böyle bir profesyonel maaş aldım yani. Röleve yaptım, para kazandım, şey yaptım, bir yerlerde çalıştım, ekstradan gittim, yardıma gittim, şey yaptım. O işi sevdim, okul da uzadı o sayede, yani 6 senede bitti. Öyle bir işin devamı yani, böyle üniversite zamanı tanıştığım bir ofiste, yani ikinci sınıfta ilk stajla tanıştığım bir ofiste devam ediyordum üniversitenin son zamanlarında. İşte o zaman orada çalışan bir arkadaşımla böyle bir ortaklık kuralım şeyine ikimiz de ayrılmayı düşünüyorduk. İşten böyle iş koşullarından da şikayet ediyoruz. Aslında ilk ve son
şeyim, maaşlı işim yani. Şey saymazsak, eğitimi saymazsak. Ondan sonra bir oraya bir atölye kurduk. Yani kendimiz üç arkadaşlık. Böyle birimizin şeyinin boş bir yeri vardı, bir dairesi. Oraya iki tane masa atıp falan öyle başladık. Sonra şirket mülket falan bir takım işler geldi. Falan bir takım restorasyonlar yaptık. Böyle bir eski eser işler yaptık. Biraz uygulama yaptık falan. Böyle bir 3 sene onunla geçti. Sonra bundan vazgeçtik. Ben zaten bu dönem içerisinde bir master tezi yazdım. Master tezimi Los Angeles üzerine yazdım. Amerika'ya gittim. Geldim falan. Ortaklık böyle kendi kendine çözüldü. Bütün bunlar bitti, askerlik bitti falan, ne yapacağım derken de burada evet yardım ediyorduk. Hı hı. Ben bu tarafta kaldım. Yani kendi kendine böyle oldu. Kendi kendine böyle oldu. Çok planlanmış bir şey olmadı yani, ben böyle planlamadım bunu yani. Akış içerisinde buraya geldim. Yöntemle ilgili çok düşünür ve çok takıntılı olabilirim. Yani bir şeyin yapılma biçimiyle. Ofiste birçok şeyi eleştirerek başladım aslında işe. Ama bunlar böyle tasarımın kendisiyle ilgili değil, işlenmesi, tasarlanması süreciyle ilgili şeyler. Optimizasyon yani bir anlamda. Böyle işlerdi. Biraz dejenerasyon şeyi olduğu için biz daha genç başlamış olduk tabii ki. İşte bir teknoloji daha hakimiz, bilgisayar yeni o zaman. Yani böyle bütün ofisler yeni geçmiş vaziyette. Öyle bir zamanlardı yani, 2000'lerin başı işte. Biraz o tarafından girip önce teknik tarafını toparlayıp falan, o da meraklıydım da yani hala da meraklıyım. Onu toparlayıp oradan başladık ama tasarımcı olarak birbirimize hiç bulaşmadık. Daha önce o da söyledi yani hiç. Kendi işlerimiz oldu yani, ayrı kulvarlarda işler aldık. Devam ettirdik yani, onlar da hani benimki bende, onunki onda vesaireydi. Değil mi? Öyle, tabii, genel, tabii, öyle gelişti öyle yani. Oldu. Öyle gelişti ama zaman içinde tabii biraz böyle bazı projeler daha yakın oldu. Hı-hı. Benim ofis içindeki ağırlığım zaman içerisinde yükseldi. Bir süre sonra yönetimi ben devralmaya başladım. Bunların hepsi böyle yavaş 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 yavaş. Hiçbiri böyle anlık kararlar değil yani, yumuşak bir şekilde oldu. Hani ben her zaman, yani Cem kendi senin yakın olduğu tarafı söyledi. Benim kendimi yakın gördüğüm taraf daha çok düşünsel, arka plan, işte o felsefe, melsefe, o tarafları oldu. Orada da büyük bir bireysellik var. Yani söylediği şey doğru. Elbette zamanla bir büro geleneği, bir şeyler oluşuyor. Ayrıca mesela biz iki paylaşan kişi olarak birbirimizin dilinden anlayan insanız. Birbirimizin ayağına basmamaya çalıştık ama ortak kültürümüz, ortak bir dilimiz, değer sistemimiz var. Birimizin dediğini var ama öteki... işin başka taraflarına meraklıyız. Başka tarafı. Yani ben yapmaya meraklıyım, o düşünmeye meraklı. Ben düşünmeye meraklıyım, o yapmaya meraklı ama birbirimizin söylediğini anlıyoruz. Bu o kadar da kolay bir şey olmayabilir. Her zaman birbirinin dediğini insanlar anlamayabilir, ortaklar da anlamayabilir. Biz anlıyoruz, anlıyoruz ama aynı işi yapmıyoruz. Söylemek istediğim şey o mesela düşünce filan tarafı işin, felsefe tarafı, düşünce tarafı, ama bu bireysel bir şey. Yani bir insan kendi beyniyle düşünür. Ortak düşünce konusunda ben hala çok çekinceliyimdir. Yani tabii takım çalışması elbette. Birlikte proje götürmek o başka bir şey. O operasyonel bir şey. Ama bunu bir süreklilik, bir kurumsallık, bilmem ne içinde her şeyi ortak yapıyorum iddiasını ben hala olmaz. Çok geçerli gördüm. Yok, olmaz. Mimarlığın öyle bir boyutu varsa, düşünsel, felsefi bir filan bir boyutu varsa, bireysellikten vazgeçmek mümkün değil. Bunu iyi ayarlamak, iyi kurgulamak lazım. İyi kurguladık demiyorum ben ama böyle bir boyut var. Bu ortak çalışma türü ya da iki kuşak filan meselelerinde her zaman böyle bir şey var. Sonuçta insanların bağlandığı düşünceler bireysel düşüncelerdir. Bunda baba oğulluk, o manastır falan olur, cemaat olur, tekke olur ama meslek şeyi olmaz, etkinliği olmaz. Böyle bir şey bir kere isterim ben. Yani bu soru herhalde daha çok bana yönelmiş tabii oluyor. Tabii sana bu.
Bir kere her ofis bir gelenek üretiyor. Yani her ofisin, yani köklü ofislerin, burası da onlardan biri, bir tasarlama geleneği oluyor. Ne kadar biz böyle bir ayrıyız mayrıyız desek de aslında ortak bir dil tabii ki hem metodoloji açısından, yani ofisin işleyişi açısından, hem dil açısından, hem söylem açısından tabii ki belirli bir ortaklık oluyor. Ve bu bence aktarılması gereken bir şey. Yani böyle, çünkü mimarlığın, mimarlık böyle çok bugün özellikle de bugün çok fazla yeni oluşum tarafından icra ediliyor. Yani proje bir yığın ofis var şu anda Türkiye'de. Büyük büyük projeler yapıyorlar. Ama ofislerin kendisi proje. Yani çok geçmişi yok. Çok büyükler. Yani geçmişin ofislerine göre çok büyükler. Geçmişin projelerine göre çok büyük metrekareleri inşa ediyorlar. Dolayısıyla kentte çok fazla yer işgal ediyor bu projeler. Ama bir de daha ufak ölçekli projeleri yapan, daha fazla düşünerek üreten ofisler var. Biz onlardan biriyiz. Ve dolayısıyla bu bilginin bir şekilde aktarılıp, yani mimarlığın ilk, o demin bahsettiğim şeydeki ilk tanımına sadık kalmaya çalışarak burayı devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bunu ben birine aktarmak isterim bir kere her şeyden önce. Ve bunu aslında işte o da, yani babam da sonuçta asıl kimliği eğitimci. Ben de 2003 senesinden beri eğitimin hep içinde oldum. Yani hala da haftanın neredeyse yarısını dışarıda ders vererek geçiriyorum üniversitede. Yani 3'te 5'te 2'sini ofis dışındayım. Ders, seminerde bir şeydi. Ofis dışındayım. Dolayısıyla bu aktarma ortamı burada aslında çalışanlarımız arasında da var. Yani çalışanlar biz herhangi bir ofisin çalışanları gibi değil, bayağı böyle bir mimarlığı tartışma grubu, bir workshop alanı gibi kullanıyoruz burası biraz. Ticari olarak bu çok aklı başında bir iş değil. Yani bunu böyle yapmamak lazım ticaret düşünürseniz, ama bir taraftan da bir noktada hayatta böyle geçiyor ve keyifli geçmesi lazım. Neyi yanlış yaptık ya da neyi doğru düzeltip aktarmak isteriz bilmiyorum ama bu zor bir soru. Yani bunu cevaplayamayacağım galiba. Çok böyle birçok yanlış var mutlaka. Ama öncelikle doğru olanı aktarmak insanın aklına geliyor. Yani benim aklıma öbür türlüsü gelmiyor işin doğrusu. Benim aklıma gelen bir şey var. Kendi adıma söyleyeyim. Söyle. Yani bugün o kararı versem veya onu bugün büronun yönetim şeyinin sisteminin filan da dışındayım. Dolayısıyla bağımsız bir düşünce. Bu büro için ve o devamlılık için belki değil. Ama benim kendi deneyimim ve ortak deneyimimizden edindiğim izlenim, bütün Cem'in iyi bir şekilde aktardığı, bugün mimarlığın fonksiyonu, mimarın fonksiyonu, piyasa vesaire, bütün bunları düşündüğünüzde ve onun söylediği gibi bir mimarlığı hele üretmeye, yani bizim ürettiğimiz gibi daha butik iş filan, çok tartışarak, zaman harcayarak bunları yaptığınız zaman işin organizasyon, maliye, yönetim filan şeylerinde büronun yönetimi ile tasarımın ya da işin üretimi arasında belki bir mesafe koymak, bir tampon koymak, ofis yönetimini belki tasarımdan iyice ayırıp profesyonelleştirmek bir model olarak düşünülüyor. Bundan sonra yapılması gereken o olur. Bence o olur. Yani bir büronun küçük de olsa profesyonel bir yöneticisi olacak. Bürosu işte şeyi, sahibi dahil maaşını orası verecek, maliyesini o yürütecekler. Eğer mimarlığı bizim anladığımız gibi yapmak istiyorsanız tasarımın bağımsız olması lazım. İç içe girince birbirini zedeleyen unsurlar olabiliyor. Bunu sağlayabilen bir üçüncü jenerasyon veya aşama olması bence sağlıklı olur. Diyeceğim benim budur. Bu tabii bir şey, başarılamayanın itirafıdır aynı zamanda kendi adıma.